Selamlar arkadaşlar Doktor Food kanalına hoş geldiniz. Uzun süredir video atmıyordum kusura bakmayın. Bu aralar kısa videolar çekip paylaşıyordum. Youtube'da da görmüşsünüzdür zaten. Bundan sonra daha çok dikkat edeceğim. Eskisi gibi düzenli videolar atmaya devam edeceğim. Bugün harika bir video ile karşınızdayım. Çok güzel bir atak rehberi hazırladım. Aklıma gelen şeyleri anlattım. Belki birkaç tane unuttuğum şeyler olabilir. Sonradan aklıma gelen şeyler için de videolar çekeceğim zaten. Yapmanız gereken şeyleri basamak basamak konu olarak anlatacağım. Bilmeniz gereken şu, bu videoyu izlediğiniz gibi maçlara girmeyin. Anlattığım şeyleri lütfen pratik yapın. Yani videoyu izleyip gerçek bir maça girdiğinizde hiçbir faydasını görmezsiniz. Anlattığım maddeleri tek tek pratik yapmanız gerekiyor. Kasa hafızanıza oturduktan sonra bir şeyleri yapabilirsiniz. Bazen çok sabırsız olabiliyoruz. Hızlıca öğreneyim, hemen her şeyi yapabileyim istiyoruz. Ama maalesef bunun kolay bir yolu yok. Pratik yapmanız gerekiyor. Basamak basamak her şeyin açıklamasını yapacağım. Şöyle bir durum var bazı basamakları kısaca keseceğim çünkü onları uzunca anlattığım videolar var onların kartını yukarı bırakacağım. Onları da ayrı ayrı tekrardan uzun uzun anlatamam video çok fazla uzar ve bu şekilde konudan sapmış oluruz. Onların ayrıca kartını yukarı bırakacağım zaten. Şimdiden tuş kombinasyonlarımı söylüyorum anlatırken de tekrar söyleyeceğim. L2 top saklama tuşum, L1 oyuncu değiştirme ve aşırtma tuşum, R1 plase tuşum, R2 koşu tuşum. Size anlattığım yöntemleri kendi tuş kombinasyonlarınıza göre uyarlamanız gerekiyor. Arkadaşlar videoya başlamadan önce Doktor Foot Klipleri adlı bir kanal oluşturdum. Yayınlarda eğlenceli ya da önemli noktaları paylaştığım bir kanal olacak. Atıyorum 30 saniyelik 40 saniyelik yayınlardan kesitler olacak. O kanala da destek olursanız çok mutlu olurum. Twitch yayınlarıma da gelenlerde önemli klipler görürseniz bana onu da paylaşabilirsiniz. Yani bana yardımcı da olabilirsiniz. O klipleri sizler adına paylaşabilirim. Sizden tek ricam o kanala da abone olup destek olmanız. Tabii onun dışında bu videoya da güzel bir beğeni bekliyorum. Kanala da abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Hadi başlayalım. FIFA'da oyun kurulumunda oyun bazen sıkışabiliyor. Hatta genelde oyun çok sıkışıyor. Oyunun sıkıştığı anlarda yan pas, geri pas yapmaktan kaçınmayın. Gerçek futbolda ya da oyun mentalitenizde dikine oyun oynamak olabilir. Ama maalesef FIFA'da böyle çalışmıyor. Oyun sıkıştığında geri ve yan pasları yaptığınızda göreceksiniz ki yeni ataklar, yeni pas kanalları oluşacak. Bu pas kanallarını kullanarak yeni bir atak oluşturmaya çalışın. FIFA'da rakibi açmanın en kolay yöntemlerinden bir tanesi bu. Oyun sıkıştığında geriye döneceksiniz. Hiç ekstra'yı düşünmeyin, zorlamayın. Bunu yaptığınızda ekstra goller çok rahat bulacaksınızdır. Adam çağırma, adam koşturma ve manuel yönlendirme. Bu teknikleri atak kurulumunda sıkça kullanmanız gerekiyor. Sol analogunuz çağırmak istediğiniz oyuncuya bakarken R1 tuşuna bastığınızda oyuncunuz topu almak için size yaklaşacaktır. R1 tuşu plase tuşu. Bu sene gelen önemli özellik ise sol analog bakarken R1 tuşuna 2 kere basarsanız 2 tane oyuncunuz topu almak için gelecektir. Bu özellik bence çok önemli bir özellik. İki oyuncu da geldiği için fazladan bir pas opsiyonunuz oluşacak. Fazladan oyun kurulumu için bir tane oyuncunuz daha olacak. Bu özelliği bilmeyenleriniz çoktur diye düşünüyorum. R1 tuşuna iki kere basacaksınız. Sol analog koşturmak istediğiniz oyuncuya bakarken de L1 tuşuna basarsanız o oyuncunuz rakip ceza sahasında durmaksızın koşacaktır. Manuel yönlendirme ise geçen sene olduğu gibi bu sene de çok önemli. İstediğiniz oyuncuyu istediğiniz yere koşturabiliyorsunuz oyuna bir nevi zekanızı katıyorsunuz. Bu tekniği detaylı olarak anlattığım bir video var. Onun kartını yukarı bırakıyorum. Mutlaka izleyip oyununuza ekleyin bu tekniği. Evet FIFA 23'te 22'ye göre daha önemli olan şeylerden bir tanesi ise kanatları kullanmak. Kanat ataklarından sıfıra inip içeri pas atarak, orta açarak çok fazla gol atabiliyoruz bu sene. Genelde paylaştığım taktikler de kanatlı taktikler oluyor. Kanatlarınızı bol bol kullanın. Bütçenize göre hızlı, çevik, driblingi yüksek oyuncular kullanmaya çalışın. Ve speed boost tekniği Özellikle kontra atağa çıkarken önünüzde boşluklar olduğunda kullanmanız gereken bir teknik. Son güncellemeden sonra explosive ve kontrol oyuncuları da seri bir şekilde hızlanabildikleri için bu tekniği kullandığınızda rakip savunma size yaklaşmakta çok zorlanacaktır. Speed boost çeşitlerini Instagram, TikTok, Twitter ve YouTube'da Shorts olarak 1 dakikalık video olarak paylaştım. Oradan detaylıca bakıp öğrenin lütfen. Söylediğim gibi bu tekniği de mutlaka oyununuza eklemeniz gerekiyor. Çünkü oyunda kontra atak çok fazla oluyor. Hızlandığınızda rakip sonuna size yetişemeyecektir. Bir anda rakip kaleciyle karşı karşıya kalabilir ya da boştaki oyuncunuza pas atabilirsiniz. Orta tekniği. Ortalar da FIFA 22'ye göre bu sene çok etkili. Trivela ya da normal ortalarla birçok pozisyona girebiliyorsunuz. Ben de normalde çok kullanmazdım. Ama FIFA 23'te etkili gol yollarından bir tanesi bu. Bunu da detaylı anlattığım bir videom var. Onun da kartını yukarı bırakıyorum kenarlardan geldiğinizde içerideki oyuncularınıza her zaman bakın. İçeride önemli boşluklar görürseniz normal orta yapmaktan kaçınmayın. German Cross kartını da yukarı bırakıyorum. Onu da kullanırken orta tuşuyla kullanıyoruz çünkü. German Cross tekniğini de mutlaka oyununuza ekleyin. 10 kişiyle savunma yapan rakibinizi bu şekilde çok rahat açabilirsiniz. Borov her sene olduğu gibi bu sene de çok etkili. Borov sonrası yaptığınız pas, trivela şut ve ortalar Borov sayesinde daha etkili oluyor. Yapılışı çok basit sağ analoğu top çekmek istediğiniz yöne sağ ya da sola 1 saniye itmeniz yeterli olacaktır. Son gelen güncelleme sonrası topu kontrol etmeden hemen önce yaptığınız borovların etkisi arttırıldı. Güncelleme öncesi top oyuncunun ayağından kaçabiliyordu. Güncelleme sonrası ise bunu kontrollü bir şekilde yapabiliyorlar. Bu yüzden bu basit ve etkili yöntemi oyununuza mutlaka ekleyin. Ve gelelim herkesin kullandığı tekte atılan ara paslar. Bu sene özellikle üst seviyede kullanılan etkili bir teknik. Ben Elite Rivals'tayım. Kullanmayan bir tane bile rakip görmedim. Herkes bu tekniği kullanıyor. Videonun başında anlattığım teknikle bir oyuncunuzu koştururken diğer oyuncunuza topu atıp tekte L1 üçgen ya da L1 R1 üçgen atacaksınız. Bunu yaptığınızda top direkt bir şekilde koşan oyuncunuzun önünde kalıyor ve oyuncunuz bir anda karşı karşıya kalmış oluyor. Oyunda bir üst seviyeye çıkmak istiyorsanız FIFA 23'te özellikle bu tekniği kullanmanız gerekiyor. L1, R1 üçgenler. Geçen sene de çok kullandığım bir teknikti. Bu sene de etkinliği bir hayli artmış görünüyor. Tekrar söylüyorum L1 aşırtma, R1 de plase tuşum. Normal L1 üçgene göre daha alçak ve fasolu bir şekilde gider bu toplar. Normal R1 üçgene göre power'ı biraz daha doldurmanız gerekiyor. Buna lütfen dikkat edin. Power'ı fullleyebilirsiniz. edebilirsiniz. Fullediğinizde bile isabetli bir şekilde giden pas türü bu. Trivela şutlar. Oyunun bu sene kilit tekniklerinden bir tanesi. Oyun sıkıştığında denemekten çekinmeyin. Özellikle kanat oyuncularınızla yakaladığınız şut açılarında Trivela deneyin. Trivela'yı kullanabilmeniz için sol ayaklı oyuncunuz sol kanatta, sağ ayaklı oyuncunuz ise sağ kanatta olsun. Ve güncelleme sonrası dikkat etmeniz gereken önemli şeylerden bir tanesi oyuncunuzda ayak dışı trade'i bulunması gerekiyor. Ayak dışı trade'i olmadığında Trivela vuruşlarının isabet oranı %30 düşüyor. Buna lütfen dikkat edin. Bu özellikle kanat oyuncuları alın. Power Shot oyuna bu sene gelen etkili tekniklerden bir tanesi. Bunu da bir dakikalık kısa video şeklinde sosyal medya hesaplarım ve YouTube'da anlatmıştım. Şut gücü ve uzaktan şutu yüksek oyuncularla boşluk bulduğunuzda kullanmaktan çekinmeyin. L1, R1'e basılı tutuyorken şut tuşunuza bastığınızda oyuncunuz power shoot animasyonuna girer. Burada dikkat etmeniz gereken önemli şeylerden bir tanesi sol analog kaleye yönlendirin. Oyuncunuz topu ayağından çıkarana kadar başka bir yöne yön vermeyin. Başka yöne yön verirseniz top absürt bir şekilde dışarıya çıkacaktır. Kaleye yön verdiyseniz sağ ya da sol köşeye doğru şutu çıkarana kadar sol analoğu o yönden çekmeyin. Agility dribbling yani bağımsal çeklilik driblingi geçen seneye göre önemi artan tekniklerden bir tanesi. Geçen sene sol anok driblingi çok daha rahat yapılabiliyordu. Hiçbir şey basmadan sadece sol anok driblingi ile rakibi kolayca geçebiliyorduk. Ama bu sene agility dribbling kullanmanız gerekiyor. R1 tuşuna basılı tutuyorken sol nazik bir şekilde sola sağa oynattığınızda oyuncunuz daha seri dribbling yaptığını fark edeceksiniz. Bunun da kartını yukarı bırakıyorum. Detaylı anlattığım video var. Daha detaylı öğrenmek istiyorsanız o videoyu da izleyin lütfen. Ve gelelim beceri hareketlere. Beceri hareketlerini kullanmaktan çekinmeyin. Şuna dikkat edin ama rakip sahaya gelmeden gereksiz bir şekilde kullanmayın. Herhangi bir top kaybı sonucu gol yeme oranınız artabilir. Rakip ceza sahasında yapacağınız ekstra bir beceri hareketi sayesinde gol bulabilirsiniz. Ben genelde 5 beceri hareketine sahip oyuncuları oynatıyorum. Ekstra gol atmamı sağlıyor. En etkili 10 beceri hareketi videomda yukarı kar şeklinde bırakıyorum. Oyununuzu eklediğinizde ekstra goller bulacağınız bir teknik. Ve her sene olduğu gibi bu senede son tavsiyem şu olsun sizlere. Ekstra oynamaya çalışın her zaman. Kaleciler absürt bir şekilde şutları çıkarabiliyor. Eğer boşta bir oyuncunuz varsa ve oyuncunuz boş kaleye gol atabilecek potansiyelde ise oyuncunuza pas atın. Garanti olmak FIFA'da her zaman daha iyidir arkadaşlar. Sürekli ekstrayı aramayın ama ekstra boşta bir oyuncunuz varsa mutlaka onu değerlendirin. Evet arkadaşlar bu harika videonun sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Bu videoya çok güzel bir beğeni bekliyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Doktor Food Klipleri kanalının linkini de aşağıya bırakıyorum. Orada destek olursanız çok mutlu olurum. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda belirtin. Ya da sosyal medya hesaplarımdan da yazabilirsiniz. t da hepinizi bekliyorum. Lütfen oraya da gelip bana destek olun. Beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.